Bari bütün evi taşısaydınız. Daha mor elbiseni de getirecektim ama. Yok daha neler. Zaten ablam müsaade etmedi. Asmayın suratınızı, bak kızıyorum ama. Aklımız fikrimiz hep sende. Sensiz ev bomboş Nazlı abla. Zeynep'ciğim, ablanla biraz yalnız konuşsak. Müsaade eder misin? Konuşun. Kabul etmeye çalışıyorum. 2 sene gerçekten çok değil ama bazı şeyler için yeterince de uzun. Ayşe, biz ayrı olsak da hayat devam edecek. Ben gökyüzünü yeniden görene kadar çok şey yaşanacak. Her şey değişecek. Anlıyor musun? Biraz daha büyüyeceğiz, hepsi bu. Sana sevgimiz aynı kalacak. Ondan kuşkum yok Ayşe. Demek istediğim... Mesela... Sen ve Zeynep gibi... Başkaları da uzak olacak. 2 sene yeterince uzun Ayşe. Cemal'i aklımdan silmem için... Gönlümden söküp atmam için... Yani... Bu meseleyi tamamen kapatmam için kafi bir süre. Bakma bana öyle Ayşe. Her işte bir hayır vardır. Mecburi de olsa aranızdan çekilmiş oluyorum. Ne biçim konuşuyorsun Nazlı? Lütfen Ayşe, mutlu olmanı istiyorum. Sakın arada Nazlı var diye düşünme. Söylediklerini duymamış olayım. Bu mümkün değil. Gerçek böyledir. Gerçek bu kadar basit işte Ayşe. Beni düşünüp kendine mani olma. Duygularını engelleme. Cemal'le aranızda ne olursa olsun üzülmem. İnan ki üzülmem. Buyurmaz mısınız? Evden yemek getirdiler. Hadi lütfen. Tabaklar da pek güzelmiş. Seninkiler pek seviyormuş seni. Desene şanslısın. Tek şansım bu zaten. Ayı dolma yapmış, sarma sarmışlar. Buyurun almaz mısınız? Hadi alın birer tane. Tadına bir bakalım bari. Lokum. Çok güzel. Ellerine sağlık. Pek güzel olmuş. Kim yaptı bunları kızım? Kuzenlerim Ayşe ve Zeynep. Ayşe çok amarattır. Zeynep de ev işi bilmez ama çok güzel yemek yapar. Oh şükür. 2 sene besleyecekler mi bizi? Yok kız, o kadar dayanamazlar. 2 sene kim kimi besler? Cicim günleri bunlar. Susun da lezzetini bir anlayalım. Bitirme kız hepsini. Kıza da bırakalım biraz.